Selam, ben Barış. Beni bu. Sizlere söz vermiştim, elimi kesmeme rağmen emek vermek için, sözümü tutmak için kampa geldik Ebu'yla birlikte. Güzel bir ormanlıkta kış kampı yapacağız. Çadırımızı kurduk, zaten onu timelapse olarak hazırladık. Sizler onu izliyor olacaksınız. Nasıl Ebu şu an, mutlu musun? Şu an mutluyum çünkü hava -6 falan herhalde. Değil mi? Bayağı iyi. Şu an hava -6 derece. İyi hissediyoruz. Çok da soğuk çok değil. Sert bir rüzgar da yok böyle. Çok hafif inceden bir rüzgar var. O da hayatta kalmamıza yardımcı oluyor. Aynen. Gecede -16-17 derece görecek. Hissedilen de -21 falan olacak diyor internette. Bakalım, onu da zaten gece görmüş oluruz. Veya o kadar gece de kalmadan uyumuş da olabiliriz. Çünkü uyku tulumuna gireceğiz. Burada bu kampta size anlatmak istediğimiz şey diğer kamp. Kış kampında giyimdi. Bu kampta da çadırın içine nasıl sıcak girilir, çadırın içi nasıl sıcak korunur, ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi sen istersen bu şeyini falan yerleştir. Güzel bir kar vardı. En az şuraya kadar kara girerek geldik arkadaşlar. Onu da Melih arkamızdan video çekerek gelmiş. Kameramızın arkasında da Melih var. 3 kişi geldik bu kampa. Çadır kurduğumuz yerde birkaç tane tilki gezmiş. Onların da ayak izlerini gördük arkadaşlar. Şimdi burada önceden yakılmış bir ateş yeri var. Oraya da ateşimizi oluşturacağız. Bu kampta da yemeğimiz değişik bir yemek olacak. Kış kamplarının vazgeçilmez yemeğini hazırlayacağız. Değil mi Melih? Çok acıktım abi ben. Ben de çok acıktım da akşama doğru biraz beklememiz lazım. Elim kesik olduğu için bu kampta ben az çalışacağım. Ebu çok çalışacak. Değil mi? Yani ne söyledin tam bilmiyorum da bence de yoktu. Şimdi şey yapalım. Sen kendininkini yerleştirdin. Kendiminkini yerleştirdim. Tamam. Benimkini de vereyim. Benimkileri de yerleştir. Sonrasında ben şu ateş yerini oluşturayım. Sen yerleştirirken. Sonra sen odun toplamaya gidersin mecbur. Yani mecbur. Ben de o arada arkadaşlara balta bilemeyi gösteririm. Onu tek elimde gösterebileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım, iş o zaman. Tamam, iş. Hadi. Çak şöyle adam. Çünkü şey yapamıyorum. Ayrıca bir de bir şey söylemek istiyorum. Ebucum gel. Instagram'dan bir izleyicimiz var. Çok gerekli com. Benim vloglarımı izlemiş. İşte Sivas'ın ne kadar soğuk olduğunu falan, ben size hediye göndermek istiyorum dedi. Kendi Instagram'ına fazlaca bir şey olursa, mesaj, takipçi falan olursa, bundan sonra aylık bize hediye sponsoru. Evet. Bunları bize değil tabii ki. İlki bizeydi. Bundan sonra gelecek hediyeler tamamen çekilişle yapacağız. Ben açtım, dayanamadım. Ne demiştin abi? İsime ne demiştin? Çok gerekli com. Zaten onu şeyden teşekkür veririz. Ederiz. Bence ben bir teşekkür edeyim abi. Ben videoda yani teşekkür edebilirim. Teşekkür ederim. Altta zaten şeyi çıkar. Şöyle benim sevdiğim renkte. Oo, turuncu. Turuncu. Hatta kağıdı bile duruyor bak. Açmışım ama saygı duymuşum yani. Bir şey çalmamışım içinden. Değil mi? Melih sana da geldi. Oo. Ekibimizin 4 kişi olduğunu bilen sıkı bir takipçimiz diyebilirim. Şu sanırım Dilan'ınki, small. Dilan'a da geldi. Bu videoda takipçi. Dilan'ımız yok ama ona da vereceğiz. Bu da seninki Melih'cim, small. Bu da medium. Bu da bana geldi. Yalnız ben evde biraz baktım da small'lar sanki size olmayacak gibi. Üstüne tutsana. Üçü de Dilan'ın. Dilan'a olur. Medium bana olur. Ben göbeği çıkıyor. Olmaz mı? Şöyle bana olmaz mı? Evet, sana oldu abi. Medium bana olur. Olur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu ikisi small, üçü de small hatta. Çünkü bedenleri small diye ben small söyledim. Bu ikisini Instagram'dan takipçilerimize verelim. Ben çok gerekli com'la iletişime geçerim. Sizler için medium yollar. Diyor mu de diyorum. Yollar mısın? yollar. O zaman Dilan 2 ile benimki tamam. Size iki tane medium daha söyleyeceğiz. Yani çünkü hediye göndereceğini söyledi. Var, tam olsun. Geri göndermek de olmaz diye düşünüyorum. En azından bunu da Instagram'dan uygun bir zamanda çekiliş yapacağız arkadaşlar. Yokuştayız ya. Şundan kayar mıyız ya oğlum? Oo. Bence iyi ki. Ben şuradan bir poşetle kayıp geliyorum. Hadi koş. Tekrar teşekkür ederiz. Burada bir ateş yakılmış. Şöyle göstereyim. Hazır taşlar da var. Şöyle bir ateş yakılmış arkadaşlar. Bize de bu kadar bir ateşlik alan yeterli diye düşünüyorum. Ama işin kötü tarafı, aslında burada ateş yakmazdım ama. Çünkü ağaçların tam dibi ve üstte ağaçlar var. Ağaç kökleri falan zarar görebilir. Ama ocak oluşturulduysa kesinlikle böyle bir ocağı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise başka bir yere zarar vermemek için. Arkadaşlar şimdi odun toplamaya geldim ben. Kuru odun bakacağım. Ağaçların altından falan derken hemen çıktığımız yere yakın bir kuru odun bulunan bir bölgeye geldim. Bunları yavaş yavaş taşıyacağım şimdi oraya. Karda bayağı yapışmış yere bunları oradan çıkarmam lazım. Böylesi ormanlık alanlara geldiğiniz zaman genelde ağaçların olduğu yerlerin alt taraflarına baktığınız zaman ağaçların altında böyle yere düşmüş, dalları kırılmış, özellikle çam ormanlarında bunu bulabilirsiniz. Biz de bu şekilde ağaçların daha sık olduğu yere geldik ve hemen karşımıza çıktılar.
Odunları bu şekilde yerden toplayacağız. Şimdi bunları çıkarması biraz zor olacak gibi. Karın altında kalmış çünkü. Bayağıdır da kaldığı için bayağı da kuru bir odun olmalı zaten. Görünüşünden de belli. Bunların hepsini şimdi tek tek taşıyacağım. Bu odunun da nasıl kuru olduğunu şöyle anlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi bütün yaprakları ya dökülmüş ya da tamamen tahrip olmuş. Yüzey soyulmuş, tahrip olmuş şekilde. Zaten elini attığın zaman direkt kırılarak geliyor. Bu şekilde de odunun kuru olduğunu anlayabiliyoruz. Bu çam için geçerli. Diğer ağaçlarda da yine sararıp dökülüp kurumuş olması lazım. Onlarda da daha farklı görünüyor. Tabii çamlar biraz daha farklı görünüyor. İğne yapraklı olduğu için, onlar da geniş yapraklı olduğu için hiç yaprak kalmıyor. Bunda biraz var. Odunun kuru olduğunu da tamamen anlamak için mesela şunu da şöyle kırdığın zaman hiç böyle bir birleşme falan bir şey kalmıyor. Direkt çat diye kırılıyor. Gördüğünüz gibi direkt kırılıyor, ayrılıyor. Bu şekilde de tamamen kuru olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunu yani merak eden arkadaşlar vardı. Sıkça sorusu geliyordu. Bunun için bir anlatalım dedik. Şimdi odunları yavaşça taşımaya başlayayım ben. Meşhur. Ah, o bacağımı da kesiyordum. Baltamı bilemeye geldim. Keskin aletlerle kesinlikle çok dikkatli olmanız gerektiğini şöyle öğrendim. Acı bir sonuçla öğrendim. Alt dikiş atıldı elime. Şimdi elimizde bir tane böyle bir taş var arkadaşlar. Bu taşı nereden alabilirsiniz? Eğer çok zenginseniz böyle Hultafors'un, işte Granfors'un bazı taşları var arkadaşlar. Yani bileme taşları. Onlardan elmas oluyor, normal seramik oluyor. Onlardan temin edebilirsiniz. Ama yok, ben çok zengin değilim, yine de böyle bıçağımı, baltamı rahat bileyebileceğim bir taş istiyorum diyorsanız, bıçak bileyen tanıdığınız varsa veya böyle çok sık gittiğiniz bıçak bileyen biri varsa gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben senin en son kullandığın, işte bitmek üzere olan taşını almak istiyorum diyorsunuz. Adam bunu bana ücretsiz bir şekilde verdi çünkü çok sıklıkla gidiyordum. Bu bizim işimizi gayet görecek arkadaşlar. Şöyle bir taş. İşte ortası delik, buradan zaten o şey geçiyor, taşı döndürüyor. Bu normalde şu kalınlıkta ve şu boyda falan oluyor. Şimdi bunu çalışması için arkadaşlar ıslatmamız gerekiyor taşımızı. Şöyle hazır karımız varken şöyle bir ıslatalım. Şu ıslaklığa ulaştıktan sonra baltamızı bilemek için şu pozisyonu alıyoruz arkadaşlar. Bu pozisyonu aldıktan sonra şu şekilde dairesel hareketlerle baltanın ağzına göre açı vererek tek elimizle çok rahatlıkla baltamızın ağzını ultra keskin bileyebilirsiniz arkadaşlar. Baltalara deri masat yapmaya ya da işte sıfır zımpara, su zımparası atmaya gerek yok. Bu taş gayet memnun ediyor beni. Bu şekilde bir tarafını yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle çevirip şöyle tutabilirsiniz. Tabii iki eliniz olduğunda daha rahat oluyor. Şöyle tutup diğer tarafını da rahat bir şekilde biliyorsunuz arkadaşlar. Ve biledikten sonra da... Oo, Ebu hoş geldin. Hoş bulduk abi. Güzel bayağı. Aynen, sanırım sonbaharda bu ağaçlar budanmış abi. Böylece evet, çok ağaç gördüm. Yabani hayvan hakkında da bilgi vermek gerekirse şu an domuz ve kurt çoğunlukta. Yani tilki izleri de gördük. Tilki zaten her zaman var. Hani tehlikeli olanlardan bahsediyorum. Kurt ve domuz en önemli olan ikili. Evet. Bu kadar mı var? Başka var mı? Yok, testereye fazla ihtiyacım olmayacak. Budanmış ağaçlar. Yerden alabiliyorum abi. Testereyi bırakacağım şöyle. Tamam. Ben elimle tutar getiririm. Bir ağaçtan daha getir, sonra ortak gider geliriz ya hep birlikte. Tamam abi. Sana kolay gelsin. Sağ olasın. Bileme işlemi bittikten sonra zaten parmağınızla şöyle bir kontrol ederseniz, ama çok fazla basmayacaksınız parmağınızı. Oldukça keskin. Müthiş bir şey oldu ha. Bak. Şöyle de parlaklığa ulaşıyor arkadaşlar baltamız. Bu şekilde de baltamızı bilemiş oluyoruz. Tabii benim baltam bayağı keskindi, bilemiştim. O yüzden herhangi bir sıkıntım yok şu an bileme konusunda. Ayrıca şöyle şimdi balta kullanın. Birazcık baltayla çalışmayı göstereyim. Bu da tekelle çok iyi olacak ha Meli. Şimdi arkadaşlar baltayı vücudumuzun dışında hareket ettirmemiz gerekiyor. Mesela bu pozisyon benim için çok yanlış bir pozisyon. Neden? Şöyle salladım, bir kaydı hemen bacağıma gelebilir. O yüzden şunu şu tarafıma alıyorum. Bakın. Bak. Kaydı nereye gitti? Dışarı. Tabii bunu Melih daha iyi bilir. Çünkü keresteci olduğu için yani genelde bu sakatlanma olur değil mi Melih? Bacağına oluyor, saplama falan. Şimdi arkadaşlar ya da şöyle bacağınızı tamamen açıp şöyle nazik nazik çalışabilirsiniz. Herhangi bir durumda da şöyle ortadan kaçar. Yani size zarar vermez. Ya da tamamen güvenli bir şekilde yapmak için, böyle küçük dalları kesmek için şuradan tutarsınız arkadaşlar. Buradan tuttuğunuzda da zaten balta sizden fazla hareket edemez. Gitse de fazla gidemez. Çünkü şurası kolunuza çarpınca durdurur otomatikman.
şu şekilde küçük dalları kesiyoruz arkadaşlar. Küçük dalları kestikten sonra da zaten ateşimiz için kullanacağız. Büyük dalları da keserken yine aynı şekilde, eğer ki testereniz yoksa, balta kullanacaksanız bu şekilde yine sizden dışarıda bir yerde, yani bedeninizden, vücudunuzdan dışarıda bir yere gidecek şekilde vuracaksınız arkadaşlar. Diğer türlü olsaydı, mesela şöyle olsaydı, şöyle buradan diz kapağımı alır götürürdüm. Çünkü balta 600-700 gram oluyor, toplam 1 kilo oluyor. Bir de savurmayla bu bayağı bir kuvvete ulaşıyor. Sonucunda da çok tehlikeli şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ulan tek elle de hiç yapılmıyor abi işte. Şu boya çıkardıktan sonra bunları artık testerenizle kesebilirsiniz. Ya da bunu kesmek istediğinizde de birazcık büyük bir kütük bulursanız üstünde çok güzel kıtır kıtır doğrarsınız arkadaşlar. Bak bu biraz daha büyük ya. Bu da bastı şu an. Çok rahat bir şekilde şöyle benden dışarıda, kalın da olsa bir dal, rahatlıkla kesiyorum. Baltamızın işi bu kadar. Şurada da kesilmiş bir ağaç var. Lan bu. Şimdi ateşe geçelim mi? Bu tekrardan birazcık daha getirsen, getireyim. Ben de ateşin şeyini hazırlayayım. Ortamını hazırlayayım. Çünkü odunları görmem lazımdı ki ona göre bir ateş yapayım. Ha tamam. Ben biraz daha getireyim. Şimdi odunlarımız gayet büyük olduğu için arkadaşlar, ateş yerimizi hazırlayacağız. Olası bir rüzgar esme durumuna düşünerekten şöyle birazcık geniş yapacağım. Abi burada önceden kalma şeyler var. Bunları yapacak bir şey yok artık. Yanımızda poşet getirmiştik değil mi? Var var. Olmadı, bunları temizleriz ya. Çünkü bunlar yansa da erimeyecek. Erise de doğaya daha fazla zarar verecek. Bunları temizleriz. Şimdi çantamı iyi ki şey, çadıra koymamış Ebu. Şurada. Bu kutuyu daha önce göstermiş miydim? Görünmüştüm. Göstermiştim değil mi? Çağırdım. Olsun, yine de göstereyim. Arkadaşlar şöyle kendime bir ateş kutusu yaptım. Bunu herhangi bir yerden alabilirsiniz. Teneke kutu. Şu şekilde. Çıralarım, magnezyum çubuğum, şarkulot, kömür kumaşım. Bunlar huş ağacının dış kabuğu. Biraz yanıcı etkisi çok fazla. Şöyle su geçirmez bir şeyin içine koyduğum kibrit ve yakma yeri. Ayrıyeten fazladan bir şeyim, çakmağım. Ve içinde 2 tane mumum var. 3 tane mumum var. Mumlarla işimizi zaten göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu durdurduk. Şunları şuradan bir kaldıralım abi. Biz doğacı olduğumuz için biz böyle şeyleri yakmıyoruz. Gerisi kağıt. Şunları şey yapacağız. Şimdi yapmamız gereken şey, öncelikle testeremiz götürdü mü Ebu? O zaman Ebu'yu bekleyeceğiz. Ebu gelince devam edeceğiz. Çünkü altına 2-3 tane şu boyda kesip şuraya dizmem lazım. Çünkü yer birazcık karlı ve nemli olduğu için yanmayacaktır. Onun için Ebu'yu bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küçük odunlarımızı kırdık. Ebu sağ olsun. Bir de şöyle huş ağacı kabuğu demiştim. Onu da nasıl bir şey olduğunu şimdi göreceksiniz. Nasıl bir yanma etkisinin olduğunu. Nasıl diyeyim, yağlı mum gibi. Bayağı yanıyor ya. Şimdi Ebu hocam şunları da, şeyleri de hazırla. Şu testereyi uzaklaştırayım. Şuradan küçük odunlarımızdan da şöyle hazırlayalım üstüne. Güzelce en küçüklerinden. Şöyle şöyle yaparsak. Birazcık piramit tarzı bir şey yapacağız burada. En kurbarından bulayım dedim. Kışın ateşi nasıl yakıyorsunuz sorusu vardı. Onun cevabı olarak bunu gösterebiliriz. Şöyle yeterli sanırım benim için. Çakmağımız var. Şunu bir yakıyoruz. Bir daha elimi yakacağım diye şu sarılı ya. Ondan korkuyorum ha. Böyle bir yanma etkisi var arkadaşlar. Çıtır çıtır böyle yağlı yağlı yanıyor. Diğeri de tutuşursa zaten burayı halledecek. Hava güzel ama yemek için ateş şart. Aynen ya, yemek için. Ben önümü açtım. Ben çıkaracağım montu da şu elimden şey yapıyorum biliyor musun? Çıkarırken takarken genelde hep acı veriyor bana. O yüzden şey yapamıyorum. Doğru. Çıkaramıyorum. Sonra da çıkarmayı planlıyorum. Ya ben işte böyle beklemiyordum açıkçası havayı. Güzel abi, ben daha soğuk olur diye bekliyordum.
Ya işte Sivas şartlarındayız ya. -5 derece bize çok alışkın olduğumuz bir hava biçimi gibi böyle. Yani yaşadığımız. Şehirde de bu hava olduğu için bazı zamanlar yani. Ama şey değil, böyle ağzımızdan da buhar çıkıyor. Ama bir de şu etkisi var ha. Bak biz şehirlerde daha fazla üşüyoruz. Evet. Çünkü böyle giymiyoruz. Böyle giyinsek de bir şey değişmiyor ki. Ben bazen böyle de giyiniyorum. Şehirde biliyorum beni. Her zaman böyle giyiniyorum neredeyse. Çok bir şey olmuyor benim için. Ama şehirde dediğim gibi ben bir vlogumda da söylemiştim. Şehirlerde daha fazla üşüdüğümü. Nasıl oluyorsa öyle oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşimizi çok basit bir şekilde huş ağacını kaboyla yaktık. Huş ağacımız olmasaydı çıra kullanırdık. Çıramız olmasaydı o içindeki küçük mumlar var ya, bir tane altına yakıp etrafına ağaçları dizerdik. O şekilde çok basit bir şekilde yakardık. Arkadaşlar biz buraya gelirken yanımızda fazla su getirmemiştik. Hatta su getirmedik. Getirmeme sebebimiz de bayağı yol yürüyüp öyle geldik buraya. Uzun bir mesafeden geldik. Burada da su olduğunu biliyorduk. Zaten her yerin kar olduğunu da biliyorduk. Kar suyunu içebileceğimizi de biliyorduk. Bunun için biraz yanımıza şu anda kardan su yapacağız size. Buradaki suyu da niye kullanmıyorsunuz derseniz, geldiğimizde donmuş olduğunu gördük. Yani o suyu kullanamayız. Donmuş artık, akmıyor. Onun için öncelikle biraz size kar toplayacağız. Kar toplarken yanınızda biraz poşet getirin. Çünkü çok fazla bir kardan az bir su çıkacağını göreceksiniz yaptığınız zaman. Benim şimdi yapacağım şey, önce üzerindeki karı temizliyorum. Karın temiz olduğu bir bölgeyi seçtim ayrıca, onu da söyleyeyim. Bu bölgede yoğun ve temiz bir kar olduğu için, daha önceden buradan geçmiştim biraz önce. Bu bölgeyi seçtim. Üzerindeki karı temizledim. Şimdi poşetin içine ben bu bölgeden kar dolduracağım. Hep bu bölgeden alacağım. Temiz olduğunu da görmüş olduğum için. Ya mesela göreceksiniz, şu anda bir poşet kar toplayacağım ama orada bir demlik çıkmayacak. Kar böyle bir şey. Topladım abi. Harikasın abi ya. TDF eğitimlerinin faydası ya. Aynen. Şu anda size kar eritmeyi göstereceğiz. Arkadaşlar kar eritirken öncelikle şeyi söyleyeceğim. Kesinlikle malzememizi korumamız gerekiyor. Çünkü birçok kişinin deldiğine en şahit oldum. En büyük yapılan hatayı göstereyim ben sana. Direkt göstereyim. Şöyle bak, şimdi içi kar dolu. En büyük yapılan hatayı baştan Barış abi söyledi. Alüminyum veya çelik kullandığımız için direkt deleriz arkadaşlar. Hiç şey olmaz. Aynen, çünkü kar içinde birden erimiyor. Yavaş yavaş ısınıyor, sıvı gibi bir şey oluyor. Önce suya dönüşmüyor. Yani altında biraz kar, biraz su olarak kalmıyor. Hepsi toplu eriyor. Nasıl oluyorsa ben onu da anlamış değilim. Doğrusunu göster önce bakalım Eva. İçine biraz su koyarız. Yani genelde öyle yapılıyor. Ama şu anda yanımızda hiç su olmadığı için çok az miktarda karla başlayacağız. Önce şu biraz ısınacak burada. Tabii ki ateşe temas ettirmeyeceğiz, yoksa ateşe temas ettirirsek bu içinde bunu deler yani. Şu anda içinde az bir karın erimesini bekleyeceğiz. İçinde su oluştukça bunu yavaş yavaş yükselterek seviyesini, o şekilde karı eritip suyumuzu oluşturacağız. Zaten buhar çıkmaya da başladı hemen. Aynen abi. Biraz daha mı yakınlaştı? Şu nokta sanki biraz daha iyi gibi Ebu. Şöyle. Öyle mi? Aha, o taş biraz daha ısındı gibi çünkü. Bana öyle geldi. Dumansız bir ateş istiyorsanız çam ağacını kış aylarında bu kurumuş dallarını yakarken, bakın şunu atarsanız, şöyle göstereyim size. Şunu şöyle attığınız zaman bu bayağı bir beyaz duman atmaya başlayacaktır. Eğer küçük attığım için şu an böyle. Çünkü içinde nem olduğundan dolayı böyle oluyor. O yüzden onları böyle temizliyorum. Şu tarafa koyuyorum. Bu sonuçta doğaya gübre olarak geri dönecektir. Şu an gördüğünüz gibi bayağı bir şey atmaya başladı. Oraları temizleyip şuralara atıyorum sadece. Bu az karın bile ne kadar zor eridiğini görüyorsunuz aslında. Bir an attığınız gibi erimiyor. Öyle düşünmeyin. Bunun önce su olması lazım. Yavaş yavaş besleyeceğiz. Bir önceki videonda dedin ki bu kar suyu içme. Yok lan onu ben de. Sen mi dedin? Ama orada şunu söyledim ben hani. Şimdi normal bir içme suyu varsa kar suyunu tercih etmem. Neden? İçinde mineral yok. Vücudum çünkü doğadayken daha fazla minerale, vitamine ihtiyaç duymakta. Çünkü herhangi bir enfeksiyon kapabilirim ya da güçten düşebilirim ya da ne bileyim bir hayatta kalma durumu olabilir. Değil mi? Evet. O yüzden dedim ki her zaman içme suyu olarak bildiğiniz bir su varsa, gözesi varsa içme suyu için. Ama şu an biz buraya aracımız olmadığı için mecburen yürüyerek geldik ve kilometrelerce bir yürüyüşümüz oldu. Tabii biz bunu videoyu işte kamp alanına geldiğimiz noktada başlattık.
Çünkü yürüyüşlerimizi çekmeyi sevmiyoruz. Çünkü yürürken de bir şey konuşulmuyor zaten evet. Kardayken. Ve burada normalde bir göze vardı. Akıyordu ama donmuş. Yapacağımız bir şey de yok. O yüzden şimdi kar suyunu eritip içeceğiz. Zaten tek gecelik bir şey olduğu için. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi içme göze suyu varsa onu için, yoksa kar suyu da tüketebilirsiniz. Orada bir yanlış algı oluşmuş. İnsanlar şey yapmış böyle, kar suyu içilmez mi falan diye. Ben kesinlikle aynen. İçilmez demedim. Ya kar suyunu da genelde çok lezzetli bir şey değil aslında, doğruyu söylemek gerekirse. Kar suyunu şöyle tercih edebilirsiniz. Çayla, kahveyle, yani genel veya içine biraz limon sıkarak, içine mineral ekleyerek bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ben de genelde öyle tercih ediyorum zaten. Genelde zaten saf su. Aynen, yani suyun en saf hali olduğu için pek lezzetli olmuyor. Oo. Gel Melih, bak göster. Ona kaldırsana şeyini. Bak dibinde o su oluşmaya başladı. O su şu an şeyini sağlayacaktır. Yani kabımızın delinmemesini sağlayacaktır değil mi Ebucuğum? Evet. Zaten biz de şu anda yavaş yavaş beslemeyi artıracağız. En sonunda zaten daha fazla kar atabileceğiz içine. Ebucuğum harikasın çak. Aa, bugün videomuz yayınlanıyor. Şef Ebu'nun videosu. Tabii tabii. Şef Ebu'nun videosu yayınlanacak bugün. Videomu izlediniz mi? Ben daha izlemedim de. Ya, bu yayınlandığı zaman herhalde. Tabii bu cumartesi yetiştirebilirsek cumartesine yayınlayacağız. Yetiştiremezsek de şey olacak. Güzel bir ateş askı sistemi yaptık Ebu ile birlikte. Ama o ara kamera şarjlı olduğu için çekemedik arkadaşlar. İki tane çatal ağaç buluyoruz. Ucularını baltamızla sivriltiyoruz, kazık gibi yapıp çakıyoruz. Ortasına da bir tane ağaç koyuyoruz ve demliğimizi asıyoruz. Bu daha hızlı kaynamasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Dur, öbür taraf, şu taraftan mı çıkıyor? Ne taraftan çıkalım? Buradan çıkmaz gibi. Heh. Çayımızı da demledik güzelce. Şimdi çaylarımızı alalım. Ayrıca dediğim gibi Ebu'nun çay çok güzel olmuş. Şu an rengi acayip güzel olmuş. Kar suyu ya. Aynen. Saf su olduğu için içinde herhangi bir şey yok. Böyle kireç falan da kireç yok. Kireç falan da yok. Aynen. Şurada dursun. Ebu ile birlikte yemeğimizi yapacağız şimdi. Değil mi Ebucuğum? Evet abicim. O zaman yavaştan başlayalım mı? Bir çaydan bir yudum alayım ya. Aynen, bence de bir yudum al. Çay çok güzel olmuş. Sucuklarımızı aldık Ebucuğum. Ah, buyur canım. Ben şunu şuraya koyayım. Şimdi sucuk yapacağımız için ağaca da takabilirsiniz. Biz genelde tavada yapmayı tercih ediyoruz. Bunun sebebi ise daha yumuşak olduğu için böyle yapacağız. Tavada yapacağız. Şöyle içine birazcık kar koyayım. Hemen şey yanmasın. Sen de onu soy babam. Helal be. Hayat bize güzel ama. Vallahi hayat bize çok güzel de. Bir de bunu anlatabilirsin. Yalnız sıcak tavayı hiç... Değil mi Melih? Sen alışkınsın ateş abi. Ben severim ateş. Ateş severim. Ateş sevicilik var bende. Bu bir hastalıkmış biliyor musun? Ateş sevicilik. İlerleyen şeylerde hani böyle ev yakıyorlarmış işte. Anladın mı? Araba falan yakıyorlarmış. Bildiğin kundakçılığa doğru gidiyor. Öyle ünlü futbolcular var. İsim vermek istemiyorum. Allah. Çünkü tehlikeli bir adam, hiç söylemeyeyim, beni bulur. Balotelli. Adam evini yaktı abi. Allah Allah. Aynen. Niye? Bunu böyle ikiye böldüm. Güzel, tamam. Atayım içine. Aynen. Ben de şu közü bir ayarladım şöyle güzelce. Şimdi... Şef Ebu. Buyur Şefim abi. Ebu. Şefim Ebu programına hoş geldiniz. Sucuklarımızı da şöyle koyduk. Geçen kampta şey demişlerdi ya hani, çadırın altındaki karı niye eziyorsunuz? Erir. Buz tutar, işte üşürsünüz, donarsınız falan diye. Allah. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hava -5-6 derece. Montumu çıkardım çünkü ateşin bayağı verdiği sıcaklık var. O yüzden terlemek de istemiyorum. Kış kamplarının en önemli noktalarından bir tanesi terlememektir. Ateş burada yanıyor görüyorsunuz. Ama etrafında kar hala var. Burası Sivas dememizin sebebi bu. Ne kadar sıcaklık verirseniz verin, o etrafındaki kar yani birkaç saat daha yansa anca erir. Çadırın altındaki şeylerin erime olasılığı, karların. Öyle bir olasılık yok abi. Öyle bir olasılık yok çünkü hava zaten o kampta -20 dereceydi. Biz nasıl bir sıcaklık üretiyoruz ki -20'yi eritecek noktaya getiriyoruz. Ve şöyle baştan bir şey 20 var. Derece üretmemiz lazım değil mi? Abi şöyle bir şey var. Ya bunu söyleyen arkadaşlar büyük ihtimalle bilmiyorum. Şunu biliyor mu? Kar çok iyi bir yalıtımdır. Şimdi Eskimo'lara falan baktığınız zaman mesela igloda yaşıyorlar. Adamlar bildiğin karın içine ev yapıyorlar, onun içinde yaşıyorlar. Neden? Demek ki bir şeyleri yalıtıyor da böyle bir şey yapıyor adamı. Aynen. Ben daha önce igloda kaldım. Kalan varım bilmem.
İçerisi 0 derece oluyor. Ve tamamen her yerin buz karla kaplı yani. Ve 0 derece içerisi. Ama cidden öyle ya. Kar gerçekten yani şey veriyor. Yalıtımda... Abi, sanki toprak buz tutmuş ya. Toprak buz bildiğiniz o anda. Biz orada mesela kış kamp yapanlar bilir. Toprağa kazık geldiği zaman girmez bile. Çünkü toprak donmuş oluyor. Aynen toprak öyle. Sıcak değil yani. Kimse şey yapmasın. Ben şimdi burada şeyim yani. Yanlış anlama. Yardımcı şef. Yardımcı aşçıyım. Yok şef değilim. Şef olamamışım daha. Elini kesen şef mi olur lan? Allah'tan yemek yaparken kesmedim. Temelli rezillik çıkardı ha. Aynen. Dikkat et sen kesme yalnız ha. Yo yo iyi gidiyor. Bak oraya kadar geliyor. Bak şimdi tahtasız kesmeyi gösteriyor bu şu an. Yakın gelirsen ben beni gözüyle izliyor gelmiyor da. Gelsene lan. Görünüyor zaten. Yakından göstereceksin detay bak. Şuraya kadar geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Ondan sonra şurasını tutuyor. Ve ters çevirip tamamıyla kesiyor. İşlem bu şekilde sürüyor. Yalnız şunu da söyleyeyim, sucuklar bile donmuş. Değil mi? Harbiden bayağı soğuk bir hava var. Hava soğuk ya. Güneş böyle batmaya doğru geldi. Güneş geliyor şu an değil mi? Eli Melih yine kameranın arkasında kaldın ama sucuk 10 numaraymış ya. Bu lezzetli ellerin yine var ya döktürdü ha. Bundan sonra şefliğe ben başlıyorum. Eğer Ebu bundan sonra şef olsun diyen varsa like atsın, beni takip etsin, seni seviyorum yazsın. Yanlasın şeyler yapsın yani. Cumartesi dağcılarına falan da şey yapsın. Cumartesi dağcılarına abone olsun. Instagram sayfasını takip etsin. Ebu şunu şöyle dikine büyük bir ekmek olarak keser misin? Şöyle mi? Hayır lan. Yandan aç yani. Ha şöyle. Ebu'nun şefliği işte. Ebu'nun şefliği şu an... İnfilak. Orayı keseriz ya. Nasıl açtım ama? Harika. Tam bir şef güzel. Gibiyim ya. Çok güzel. Şu anda kendimi şef gibi hissediyorum. Bizde her zaman ilk pişen şey olur arkadaşlar. Kamera arkasına gider. Ama bunu önce bir Ebu'yla hiç etmemiz lazım ki kamera arkasına verelim. Değil mi Ebu? Evet. Harika değil mi ya? Efsane görünüyor. Ya kış kamplarının vazgeçilmezi kesinlikle sucuk ekmek. Şimdi ben şuradan bir kıt alayım. Bir kıt da ben aldım. Kesiyoruz arkadaşlar. Çok büyük dal olmadıkları için şey oluyor, yerde kesilmesi zor oluyor. Biraz bir rahat bıraksana. Tek kişinin kesmesi de zor oluyor. Dur şöyle yapayım. Sıkışıyor mu? Sıkışıyor. Bırak bakayım. Tek kişinin kesmesi de zor oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle iki kişi olarak kesiyoruz. Bunları biriktirip ateşin yanında kurutacağız. Ondan sonra da gecemizi geçireceğiz. Çam ağacı ya güçlü biliyor musun? Melih. Öyle basit kesilmiyor yani. Her ne kadar ev güç denemesi yapsa da. Şunu da kes Ebu. Sür üstüne sür o da gitsin ya arada. O da ayır. Bu şekilde ayırdıktan sonra arkadaşlar. Eğer şu kadar kalınsa. Bunu ikiye bölüyoruz. Eğer kalın değilse zaten ateşin şu kenarlarına şöyle dizerek bunların üstündeki kar suyunu ya da emdiği nemi boşaltmasını sağlıyoruz. Hem de bir yandan da böyle yanmaya, dumansız yanmaya alışmış oluyor. Çayı tekrar demledik. Demliyoruz daha doğrusu. Çalışmaya bu şekilde devam edeceğiz. Şimdilik birazcık odun biriktireceğiz. Geceyi geçirecek kadar. Yani sabaha da artık odun biterse kim erken uyanırsa odunu toplar. Evet, sen uyanırsın. Muhtemelen ben uyanırım. Çünkü bütün kamplarda hep ben uyanıp bütün odunları topluyorum ya. Yazıklar olsun. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bir şey var. Size bu kampın zaten ana başlığı neydi Ebucuğum? Çadırın içindeki sıcaklığı korumak, uyku tulumuna sıcak girebilmek, sıcak bir gece geçirebilmek. Bunun için yapmanız gereken şey biz genelde şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane taşı geceye doğru ateşe koyuyoruz arkadaşlar. İyice kızdırıyoruz. Sonra bu taşın iyice ısındığını gördükten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir sıcaklığa ulaştı. Şimdi bunu ateşten çıkaracağız arkadaşlar.
Bu birazcık tehlikeli bir pozisyon alabiliyor bazen. Şu an olduğu gibi. Yalnız karı yerde karı eritti. Aynen. Şimdi Ebu'cum onu kaldır. Tek kaldırabilir mi Ebu? Harika bir insansın lan. Şöyle ben destekleyeyim. O taraftan bir. Şimdi arkadaşlar bunu aldıktan sonra bu taşı getirip burada karın üstüne bırakıyoruz. Buradaki taşın sıcaklığı yavaş yavaş çadırımızın içine o kardaki buharıyla birlikte birazcık ısı verecektir. Karınızın çok eriyeceğini sanmıyorum, yani öyle çok ahim şahim buhar yapacağını sanmıyorum. Yapmaması da gerekiyor. Çünkü yaparsa çadırın içinde donma olayı olabilir. Bu birinci yöntemdi arkadaşlar. Şimdi çadırımızı şurasını kapat abi. Ve şey de biraz söyleyelim ısırsın. Abi. Mesela bu çadırın içine ısı vermekten ziyade soğuğu kırıyor arkadaşlar. Böyle sanki ısıtıyormuş, evet. Böyle sıcak şey oluyormuş gibi değil de. Soğuk, evet. Kırması olarak değerlendiriyor. Yani buradan maksat çadırı ısıtmak değil. Çadırı ısıtamazsınız arkadaşlar. Çünkü her tarafı bez olduğu için ve birçok yerinden nefes alabildiği için, kumaşının da nefes alan bir kumaş olduğu için kesinlikle öyle ısıtma gibi bir şeyiniz olmaz. Amaç çadırın içine girdiğinizde o soğuğu kırmış olmak ve uyku tulumuna girerken ki o soğuma esnasında, çünkü montunuzu çıkaracaksınız, işte gerekirse pantolonu çıkarıp içlikle gireceksiniz içine. O esnada bir üşürseniz olay değişir değil mi? Aynen. İkinci yöntem, bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem çok fazla tercih etmiyoruz. İkinci yöntemde bir metal kabın içine bir kase olur. İşte benim kupam olur. Metal kabın içine o küçük ateş kutusunun içinde gösterdiğim mumlardan bir tane yakıp koyabilirsiniz. Bunu da çadırın ortasına koyabilirsiniz. Girene kadar o yanabilir. Ama şöyle bir durum olabiliyor. Bazısı işte çadıra şöyle değiyor. Bir şey oluyor. Onu devirdiği anda çadırın bir anda pof diye yanma durumu var. Çünkü bunun kumaşı bir anda alev alan bir kumaş. Yani durdurulamayacak derecede hızlı, evet, yanan bir kumaş var. O yüzden çok tercih etmiyoruz ama mumla da ısınabilirsiniz. Hani ben şöyle bir yöntem denemiştim. Daha önce mumluk götürmüştüm yanımda. Ha. Üstü kapalı oluyor ya abi. Ha. Kenarında. O şekilde bir şeyle tencerenin içine onu koydum. Onun üstüne de mumluğu kapattım. O şekilde bir yöntem denemiştim. O şekilde de olabilir arkadaşlar. Yani ne kadar güven alırsanız da, çünkü sonuçta ateş içinde bulunacak. Diğer bir yöntem arkadaşlar, lüks dediğimiz Nurgaz'da satılan böyle gece aydınlatan, ateş ve ısı veren ve aydınlık veren bir şey var. Gazla çalışıyor. Onu da yapabilirsiniz ama yattığınızda kesinlikle bunları söndürmeniz gerekiyor. Çünkü gaz kaçağı olabilir veya zehirlenme gibi durumunuz olabilir. Bu aynı zamanda gemici feneri ile de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi zehirlenme durumlarınız var. Sadece çadırın içindeki ısıyı birazcık dengelemek, birazcık İşte girdiğinizde lan çadır çok soğuk değilmiş diyebilmek için psikolojik olarak kendimizi hazırlamak. Sonuçta gece siz uyku tulumunun içine girdikten sonra ne yaparsan yap her yani taraftan soğuk alacaktır. Hava kaç derece, işte -5 derece ise çadırın içinde en fazla -3 olacaktır. Yani ne daha fazla fark edemezsin. Çadırı yak yani, hiçbir şey fark etmez. Aynen. Bu yöntemlerden bahsettik arkadaşlar. İlkini koyduk. Şimdi çadırımızın içi birazcık şey yapacak. Zaten 3 kişi kalacağımız için çadırın içinde de nefesimiz gayet yeterli bir şey olacak. Bir de ayrıyeten şöyle bir yorum vardı. Bu çadırla kış kampına gidilir mi diye. Biz 3 mevsimlik bir çadırla da kış kampına geleceğiz. Çünkü bu 3,5 sayılıyor ya. 3 mevsimlik bir çadırla da, hatta Altera 2 ile kış kampına gerek. Altera 2 ile kış kampına gelelim. Eksi abi. Zaten şu an hava -10 oldu galiba. Tam bilmiyorum da. Biraz soğudu aynen. Olmuştur çünkü elime eldiven takamıyorum. Yani birine takınca öbürü kalıyor. Ben de niye hiç eldiven kullanmıyorum ha? Hep getiririm kullanmam. Delilik ya. Bu kampla kullanmadan gideceğim. Şimdi ateş başında ısınmaya devam edelim arkadaşlar. Olayımız böyleydi. Değil mi Melih? Çok soğuk. Peki bu Melihciğim, şimdi bu yöntemlerle biz genelde bütün kış kamplarında çadırımız içini böyle ısısını kırıyoruz. Sen mesela ne hissediyorsun? Nasıl oluyor? Çünkü sen kameranın arkasında duruyorsun, birden geliyorsun çadırın içine giriyorsun. Valla güzel oluyor. Hani dışarının atmosferindense çadırın atmosferi biraz daha böyle dediğin gibi 2-3 derece fark ediyor yine de. İyi oluyor yani uykuya hazırlık için. Ama sabaha karşı mesela sabah uyandığında ne oluyor? Sabah uyandığında üşüyorum. Şimdi şeyi düşün, -20 derecede bir geceyi. Ne olmuştu orada sabah uyandın, hiçbir farkı yok değil mi? Aynen. Ne yaparsan yap olmuyor. Etkisi olmuyor ya. Aynen öyle. Tamam, şimdi birazcık ısınalım. Melih de ellerini ısınsın arkadaşlar. Çünkü iki eliyle de tutmak zorunda kamerayı ve üşüyor. Aynen, biraz da hareketli olmak lazım. Hatta birazcık odun modun keselim. Videoyu böyle sardırarak geçmeyin. Önemli bilgileri geçersiniz. Ve farkındaysanız emek veriyoruz. Bu emeğimizin karşılığında sardırmadan videolar izleyin. En azından ben çok emek veriyorum. Yani şu an elim böyle dikişli. Ve soğudukça böyle o dikişleri hissediyorum. Acısını hissediyorum ya. Ayrıntıya girme ya. Açayım göstereyim mi? Hayır kapat. Aşırtan göstereyim mi? Kes. Ama doktor dedi ki mikrop kapar. Isı düştü ya.
İkinci çay bayağı geç kaynadı ha. Aynen. Şey yapmıyor. Bayağı düştü lan bir anda. Zaten ne düştü acaba? Bilmiyorum ki. Zaten ben ona şey olmam ya. Abi benim bölümü biliyorsun ya, ben uluslararası ticaret okuyorum. İşiniz var mı ya? Ekran tam görünmüyor. Nerede, biz mi görünmüyoruz? Şu an eksi 10'u bulmuşuz da ben ışık çok fazla şey yapmayacak. Şöyle nasılsınız? Dün sınavım vardı değil mi? Nasıl geçti sınav? Sınav iyiydi de gece uyumadım işte, sınavların da bitmiş olduğu şeyle böyle bayağı mutlu. İyi lan. Vallahi ben yatayım ya. Vallahi yatayım ben. Tamam. Biraz... O zaman yatma hazırlığına geç. He, ben ısındım da. Hadi size iyi geceler. Melih iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar şimdi Ebu'nun dün sınavı vardı. Sınava sabaha kadar çalıştığı için biraz tembel bir öğrenci. O yüzden uyumamış. Kış kamplarında gece yatarken işleyiş tamamıyla şöyle oluyor arkadaşlar. Öncelikle gidiyorsunuz, lavabo ihtiyacınız varsa lavabo ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Sonra gelip ateş başında birazcık ısınıyorsunuz. Ve o ısıyla birlikte hiç zaman kaybetmeden direkt uyku tulumuna giriyorsunuz arkadaşlar. Ve uyku tulumunu kapatıyorsunuz. Hallettin mi Ebu? Ben ısınıp gideceğim abi. Söyledim zaten arkadaşlara da, bahsettim olaydan. Ben de aynı şeyleri yapacağım. Melih de aynı şeyleri yapacak zaten en son yatarken arkadaşlar. En son yatarken böyle büyük bir ormanın içinde yanan ateş asla bırakmayacağız. Çünkü yanan ateşin bize gece hiçbir faydası olmayacak. En fazla hayvan gelmez diye umut edersiniz ama bu ateşte en fazla yarım saat, bir saate köz haline gelecektir. O da bir hayvan ürkütme pozisyonunda olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden ateşimizi kesinlikle tamamıyla söndüreceğiz. Çünkü bir orman yangınına sebebiyet vermek gerçekten benim için çok üzücü bir şey olur. Yani şurada bir orman yanmasa da bir ağaç yansa gerçekten ben çok üzülürüm. O yüzden arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Arkadaşlar saat 12 oldu. Birazcık rüzgar artmaya başladı. Hava sıcaklığı da oldukça düştü. Melih'le gerekli şeyleri yaptık. Şimdi ateşi söndüreceğiz. Çadırımıza gideceğiz. Çadıra gittik. Ebu uyuyor mu uyumuyor mu çadırın içine diye kontrol ettiğimizde iyiydi. Ve çadırın bagajına iki tane daha sıcak taş koyduk arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakika oldu. O da bayağı bir çadırın içinin havasını kırmıştır diye düşünüyorum. Şimdi ateşi söndüreceğim arkadaşlar. Bu şekilde zaten yarın sabah da aynı yere ateş yakacağımız için, şöyle de göstereyim. Aynı yere de ateş yakacağımız için zaten sıkıntı olmayacak. Poşetle zaten kar getirmiştik. Şöyle yavaş yavaş söndüreceğim. Söndüğünden iyice emin olacağım. Çünkü dediğim gibi bir ormanın içinde olduğumuz için arkadaşlar, bu şey bizim görevimiz gibi görüyorum ben. Yedireyim iyice, bir söndüreyim. Tabi elim buz tuttu. Elimde buz tuttu ama bunu da yapacak bir şey yok. İçeriye koydum, taşlarla ısıtırım. Şimdi çok fazla soğumadan iyi geceler diliyorum. Yarın sabah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Günaydın. Günaydın abi. Soğuk mu şey bu? Üşüdüm ya. Kaçta kalktın? Biraz önce kalktım ya. Ateş yakayım dedim sizin yanına kadar. Aa, iyi yapmışsın, eline sağlık. Gece. Günaydın arkadaşlar. Oh. Gece ben fazla üşümedim ya. Uyku tulumum iyiydi. Penguin Expert -37 kullandığım için fazlaca üşümedim. Güzeldi gece de, sessizdi. Fazla bir hayvan falan gelmedi. Öyle çok ses duymadım. Belki şu ileriden bir domuz sürüsü falan geçmiş olabilir. Böyle takır takır sesler geliyordu. Araba bile geçmiş olabilir çok ileriden. Onun sesi çünkü ormanda yankı yapıyor. Benim gecem öyleydi. Senin gecen nasıldı? Ben biraz erken uyudum ya herhalde, o yüzden erken uyandım. İlk yattığım zaman biraz soğuk vardı. Sabah ilk çıktığımda çok üşüdüm abi ben çadırdan. Montsuz çıktım, dedim hani hava güzel görünüyor. Çok da güzel değilmiş. Ben eldivenimi falan giydim. Normalde eldiven giymiyorum. Harbi lan. Direkt çıkıp gelecektim. Fermuarı açtım. Zaten tulumun fermuarını açtım. Ondan sonrası iptal bende. Bari ateş yakayım dedim, sen geldin. Yardım et de ateş yakayım. Ateş yakarız ya biraz da. Küçükleri alayım. Zaten dünden kalma sucuklarımız vardı arkadaşlar. Ekmeğimiz de vardı. Onunla birlikte yapacağız. Çayımızı demleyeceğiz. Güzelce sucuk, ekmek, çay devam. Yani bu kampta iki kere sucuk ekmek yemiş olacağız. Sucuk ekmek kış kamplarının vazgeçilmezi. Güzel bir kamptı. Eğlenceliydi. Biraz soğuktu, biraz sıcaktı. Hani kar yağsaydı daha zevkli olurdu.
ya da ne bileyim bir gece tilki falan gelseydi gerçekten böyle değişik anılar olurdu değil mi bu? Aynen. Son yorumların ne kamp hakkında? Şu an soğuk olmaz. Sesimi alır mı? Almaz öyle. Yani kamp eğlenceliydi. Ben biraz da yorgundum. Erken yattım onun için. Erken yatmanın dezavantajı erken uyanmam oldu. Normalde hep en geç ben uyanıyordum. Genelde o işleri hep Barış abi yapıyordu. Ben bugün işte erkenden uyanıp bir şeyler yapmaya çalışınca bayağı üşüdüm. Şimdi ateşte yanmadı ya. Dört gözle ateşi yakmayı bekliyorum. Barış abiye ne videosu deyip şimdi ateşi yakasın. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu tarz videoların yani kamp videolarının gelmesini istiyorsanız güzel bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Doğada, kampta bir gün görüşürüz. Ben şimdi hemen ateş yakayım. Ha. Sen de o ara... Getiriyorum ben o bunları. Aynen. Ben de şey dik dik kes öyle getir.